LGS'ye son 111 gün. Gerçekten mükemmel bir rakam. Hala 3 haneli sayılardayız. Ve bakın birin tek başına bir gücü azdır. Bir tek başına ama iki tane bir yan yana geldi 11 oldu. Üç tane bir yan yana geldi 111 oldu. Bizler de sadece Türkçe'ye değil, sadece matematiğe değil, sadece fene değil. Her dersimize mükemmel bir şekilde çalışacağız. Ve hepsinin gücüyle birlikte sınavda başarılı olacağız. LGS'ye 111 bir gün kala hayallerimize ulaşmak için daha güçlü, daha azimli bir şekilde hemen geri sayımıza başlıyoruz. Günün sözüne baktığımızda Uçmak istiyorsan seni aşağı çeken her şeyi bırak diyor. Bizi aşağı çeken sosyal medya ise sosyal medyayı artık kapatıyoruz. Bizi aşağı çeken moralimizi bozan arkadaşlarsa onlara diyoruz ki ya benim moralim bozuyorsun. Seni seviyordum normalde çok iyi bir insansın ama işte yok kazanamazsın boşuna çalışma diyorsun benim moralim bozuyorsun. O yüzden sınava kadar biraz az görüşelim diyebilirsiniz. Ya da sizi aşağı çeken sürekli netleri hesaplamak sürekli olarak acaba yanlışlarım çıktı diye üzülmekse onları da kenarı bırakıyorsunuz ve sadece hedefinize odaklanıp sıkı sıkıya çalışmaya devam ediyorsunuz. Bakın uçmak istiyorsanız ağırlık yapan şeyleri bırakmanız lazım arkadaşlar. Dolayısıyla bazen hayır demeyi de bileceğiz. Dizilermiş. Ya izleriz sonra. Legends'ten sonra ben hepsini izlerim. Merak etme. internette hepsi var. Diyeceksiniz ve sıkı sıkıya de çalışacaksınız. Günün yorumuna baktığımızda Beyza Gülkem'e 1500 beğeni almış Ebrikler ve Gül. Diyor ki lütfen artık geri sayım videosu çekerken her seferinde kaç net olmalıyız? Bunu söyle yani 400 nasıl soruya bakayım. 400 420 puan istiyorsak şimdi kaç net ve puan? 420 440 puan istiyorsak kaç net ve puan? 440 480 puan istiyorsak kaç net ve puan? 480 500 istiyorsak şu an kaç net ve puan? Beğenin Tonguç Görsü demiş. Arkadaşlar bu soru güzel bir soru gerçekten. Bizim motivasyonumuzu çalışmamızı artıracak bir soru. Bununla alakalı şöyle size bir tablo hazırlamaya çalışalım. Bakın birincisi çok önemli. Sınavlar her yıl farklılaşabiliyor. Bakın 2020 yılındaki sorular, 2019 yılındaki sorular ve 2018 yılındaki soruların zorluk seviyesi birbirinden farklı olduğu için... ...bakın zorluk seviyesi farklı olduğu için full yapan insan sayısı bile değişiyor. Bakın buraya full yazıyorum. Burada 2020 yılında mesela 181 kişi hepsini doğru yaptı. 2019'da 565 kişi hepsini doğru yaptı. 2018'de 18 kişi hepsini doğru yaptı. Dolayısıyla sen 2018'de girdiğin sınavda iki yanlışla üç yanlışla Türkiye birincisi olabiliyorken bir yanlışla Türkiye birincisi olabiliyorken daha doğrusu şöyle iki yanlış üç yanlışla hayallerindeki okula girebiliyorken burada giremeyebilirsin. Çünkü burada herkes full yanmış. Burada herkes iyi yanmış. Yani şöyle düşün Galatasaray Lisesi'ne bu sene yanlış yapan biri de girebilmiş demek bu. Ama bu sene Galatasaray Lisesi'ne değil e, ondan daha düşük puanlı bir liseye bile full yapan bir öğrenci girememiş demek. Dolayısıyla sınav senesinin sorularının zorluğuna bağlı olarak netler değişiyor. Bu çok çok önemli. İkincisi arkadaşlar şu da çok önemli. Bakın sizler mesela başka bir örnek vereyim. Türkçeden örnek verelim. 2020 yılında Türkçede 10 doğru yapılmış. Yani ortalama 10 doğru yapılmış kazanan adaylar arasında. E, 2019'da 11.7, 2018'de 12.5. Bu arada tablo önümde oradan söylüyorum ben yani kafadan atmıyorum bunları. Ya da matematiğe baktığımızda 4.8 yapılmış 2020'de ortalama. 2019'da 5.09, e, 2018'de 4.9 yapılmış. Ya da FEN'e baktığımızda 10.2, 9.9, 9.9. Ya da inkılaba baktığımızda inkılap Din... Ve İngilizce'yi de yazmak istiyorum. Burada da yine aynı şekilde, hatta bunları farklı bir renkle yazalım, böyle yeşil renkle yazalım. Burada 5, 6.8, 7.4 ya da 6.3, 6.8, 8.4 ya da 3.5, 4.6, 5.1 o 5.14 yapılmış. Bunlar da ortalama yapılan netler. Şimdi öncelikle şuraya dikkatini çekmek istiyorum. Bakın. 2020, 2019, 2018. 2018'den 2020'ye geldikçe bu inkılap dilin İngilizcelerde bir azalma olarak 7'den 6'ya alttan 5'e düşüyor. 8'den 6.8'e 6.3'e düşüyor. 5'ten 4.6'ya 3.5'e düşüyor. Demek ki her geçen yıl yani 2018'den 2019'a, 2019'dan 2020'ye gittikçe bu tarz derslerde netler azalıyor. O zaman bunlarla alakalı netlerimizin ...hepsini çok iyi yaparsak, inkılaptır İngilizce'ye çalışırsak... ...bir kere birçok adayı geçeceğimiz aşikar. İkincisi, buraya baktığımızda Türkçe'de netler düşüyor. Bak 12'den 11'e, 11'den 10'a düşüyor. Demek ki Türkçe'de iyi çalışırsak adayları geçeceğimiz belli. Ama matematiğe bak, 4.9'dan 5.9'a çıkıyor. Bak çıkış var, hepsi azalırken. Bak hepsi azalıyor, bu çıkıyor. Ve burada da ne oluyor? Tekrar ee, yeniden 4.8'e yaklaşıyor. Yani böyle bir matematik herkes... ...matematik çalıştığı için şunlardaki düşü göremiyor. Ya da fena bak şimdi, 9.9 9.9, 10.2 bak herkes fen çalışmaya başlıyor. Sorularda biraz normalleşince netler artıyor. Dolayısıyla biz tabii ki matematik fenine çalışacağız. Sayısal çok önemli. Ama sözeldeki inkılap din İngilizce'de ve Türkçe'de netlerin yavaş yavaş düştüğünü gözümüzden çıkarmayacağız. Bunu da çok iyi bileceğiz. İkinci bir bilgi. Şimdi bunu bir kere ekran görüntüsü aldınız mı? Aldınız. Burası önemli. Burada neyi görmemiz lazım? Türkçe'de aşağı doğru iniş var. O zaman biz Türkçe çalışıp netlerimizi yukarı çıkarabiliriz. Yani diğer adayları geçebiliriz. Ve şunlarda da aşağı inişler var. Bunlarda hep böyle aşağı doğru inişler var. 2018'den 2019'a 2019'dan 2020'ye geçtikçe bunları yapamamaya başlamış öğrenciler. O zaman siz yapacaksınız daha iyi yapmaya başlayacaksınız. Bu bir. Gelelim şeye. Ee, nerede? Ee, bu diğer kısma. Yani kaç soru kaç nete denk geliyor. Arkadaşlar bununla alakalı size şunu söyleyebilirim. Öncelikle branşa göre yaptığı nete göre değişiyor. Mesela burada şöyle yapalım. Sizin için yine bir tablo hazırlayalım. Şöyle e, Türkçe matematik, fen diyelim tamam mı? İnkılap, din ve İngilizce diyelim. Onları şöyle fıt fıt şöyle çizgilere ayıralım tamam mı? Arkadaşımızın söylediği aralıkları 400, 420, 420, 440, 440, e, 480, 520 şöyle bir tablo yapmış olalım tamam mı? Buraya da netlerimizi yazalım şöyle. 400, 420. Burada 400 yakınları yazacağız tabii ki. 420, 440, 440, 480, 480, 500 diyelim. Şimdi öncelikle şu çok çok önemli. Birincisi buradaki netlerin her biri değişebilir. Yani sen diyelim ki e, 2019'da 2018'de nasıl şunların değişeni gösterdik. Netlerin değişeni gösterdik. Bu sene daha fazla netle daha düşük puan. Daha düşük netle daha fazla puan alabilirsin. Bunun göstergesi bir kere bu. Dolayısıyla netler değil de diğer adaylardan daha fazla çalışmak, diğer adaylardan daha yapmak daha önemli. Ama şimdi mesela en son yapılan sınavdaki ortalama netlere baktığımızda yine önümdeki tabloya bakarak söylüyorum. Mesela 400 puan alan bir öğrenci Türkçede 16 yapıp matematikte 8 yapıp Fen'de işte 15 yapıp, tabii burada matematikte 9 yapıp feni 14'e indirebilir. Türkçe'yi 15'e indirip matematiği 9'a çıkarabilir. İnkılapta 8 yapıp, dinde 7 yapıp, işte İngilizcede 7 yapıp bu netlere ulaşabilmiş. Yani 400 puana ulaşabilmiş. 420 değil bakın. 400'e ulaşabilmiş. Ama dediğim gibi Türkçe 16 değil de 15 yaptıysa bu sefer bunu 9 yapıyor. Bunu 15 değil de 12 yaptıysa bunu artırması gerekiyor. Değişiyor yani duruma göre değişiyor. Şuraya da bir çizik koyalım ki tablomuz tam bir Excel olsun. Devam ediyorum. 420 puan alan öğrencinin tablosu var önümde. Mesela 17 Türkçe yapmış. Tamam. 14 matematik yapmış, 15 fen yapmış. Yine 8, 8, 9 yapmış. Dolayısıyla bunları iyi yaparsa şunlardan bir tanesini yanlışını artırabilir. Yine 440 puan alan öğrenciye bakıyoruz. Ee, burada 18 Türkçe yapmış. Bak 18 Türkçe yapmış. Aynı şekilde 16, ee, aynı zamanda 16 yine aynı şekilde 10 7, 10 yapmış. Ya da 480 üzerine çıkan öğrenci bakıyoruz. 19, 18, 18, 10, 10, 10 yapmış. Peki hocam biz bu netleri mi yapmak zorundayız? Hayır. Bunlardan daha fazlasını yapıp daha düşük puan alma ihtimaliniz olabilir. Niye? Sınav çok kolay olursa herkes çok iyi yapar. Aynı şekilde bunlardan daha düşük net yapıp çok daha yüksek puan alabilirsiniz. Yani bu netleri yapıp 480'in üzerine çıkabilirsiniz. Niye? Sınav zor olur. Az önce gösterdiğimiz gibi bak ne olmuş? Full yapanlar 2018'de 18 kişiymiş. 2019'da 565 kişiymiş. Yani 19 yılında Galatasaray Lisesi'ne full yapsan da giremiyormuşsun. Ama 2018'de Galatasaray Lisesi'ne iki yanlış yaptıysan da girebiliyorsun demektir bu. Dolayısıyla sen yapacağın netten ziyade diğer adayları geçmen önemli. Yani dolayısıyla sevgili Beyza Gülkemi. Hocam artık söyleyeyim beynin tonguç. Tamam gördüm sıkıntı yok ama burada önemli olan şey şu. Sizler arkadaşlar tekrar söylüyorum. ...netlerinizi olabildiğince yüksek tutmaya çalışın. E yine aynı şekilde Türkçe Sözel'de insanların e, az çalışıp buraya çok çalıştığı netlerin azaldığını görmeye çalışın. Türkçenizi iyi yaptığınızda matematik fene zaten çok iyi çalışmanız lazım. Onlar en önemli dersler şu anda zaten. LGS başarı için. Bunlara zaten çalıştığınızı biliyoruz. Ama aman Türkçe geç gitsin, inkılap D'nin İngilizce geçsin demeyeceğiz. Bunları da iyi yapacağız. Bunları full yaptığımızda... Türkçeyi çok iyi yaptığımızda, feni çok iyi yaptığımızda matematikten daha az net yapabiliriz. Yani şunu demek istiyorum. Sen bunu 10 yaptın diyelim ki. 8 değil de 10 yaptın. Bunu 10 yaptın, bunu 10 yaptın. Fende de çok iyi çalışın. Fene harika bir şekilde çalışın. Bunu 20 yaptın. Matematik netini azaltabilirsin. Türkçeyi de çok iyi çalışın. 20 yaptın. Matematik netini azaltabilirsin. Ve böylece buradaki net ay bu puan yani 440'lara, 430'lara matematiği böyle 20 yapmadan da ulaşabilirsin. Ama matematiği çok iyi yaparsan zaten hepsini geçiyor. Matematik en fazla puan getiren ders olduğunu zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla şu anda netlere takılmaktan ziyade hepsini iyi yapmaya çalışın arkadaşlar. Tabii ki sayısal ağırlık çalışmayı da unutmayalım diyoruz. Gün okuluna baktığımızda Van Türk Telekom Fen Lisesi sizleri bekliyor. Tertemiz yapıldı, pırıl pırıl hazır. Fen Lisesi'nden sonra çok güzel başarılar da sizleri bekleyeceğini biliyorsunuz. Ama Sosyal Bilimler Lisesinden de, Lisesi'nden de, Anadolu Lisesi'nden de, Anadolu Meslek Lisesi'nden de zaten Türkiye'deki bütün tıp fakültelerini, hukuk fakültelerini, mühendisliklere, yazılımlara, her şeye, öğretmenliklere girebilirsiniz. Bunların hepsi birer araç. Amacınız neyse hedefinize ulaşırsınız. Günün kaynağına baktığımızda badem o kadar Türkçe övdük o zaman Türkçenin en önemli kaynaklarından birini sizlere tanıtalım. Türkçe eşittir paragraf arkadaşlar. Bakın göreceksiniz bu sene LGS'de de 2021'de de karşınıza paragraflar uzun uzun bu tarz sorular gelecek ve diyeceksiniz ki iyi ki bunları çözmüşüm. İyi ki paragraf ondan sonra paragrafta son noktayı da almışım. Paragrafların hepsini doğru yapmayı hedeflemişim. Oh Türkçe'yi de çok güzel yaptım diyeceksiniz. Dolayısıyla Milletin Bakanlığı uyumlu yeni tarz soruların oldu bu kaynağı mutlaka kütüphanenizde bulundurun. Ama okuyup çözüp bulundurun. Yani kütüphanemde duruyor öyle hocam. Hayır. Çöz bitir parçala hemen. Mükemmel bir şekilde hallet. Yanlışların çözümünü öğren. Ödülü sıra yorumlarınızı bekliyoruz. Netlere takılmak yok. Netlere hiç takılmayalım arkadaşlar. Çalışıp 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 bizler en iyisini yapmaya çalışalım. Zaten sonrasında tevekkül edeceğiz ve çok çok güzel sonuçlar da gelecek. Hadi bakalım.